Mehmet Altas'tan merhaba. Bugün bir konuğum var. Başak'la beraberim. Başak'la Rahman'la beraber 700 bin kilometre diye bir hesabı var. Bisikletle hayvan gibi geziyorlar. Benden daha da çok geziyorlar. Kamp malzemeleri listesi oluşturacağız bugün. Dedik yazıya dökmekten size videosunu çekelim ve evet. Başak kitleyim olayı. Biraz Başak bahsetsin. Şu anda Nisan ayındayız. Bahar kamplarına giderken yanımıza abi kamera önüne çıkıyor. Dur sakin olun. Herkes bir şey yapmıyor. Dur daha başlamadık. Bahar... Ben öpücük attım size. Bahar kamplarına giderken yanımıza ne alalım diye düşündük. Aslında kampa gidecektik. Kampta çekecektik bu videoyu ama bir haftadır hayvan gibi yağmur yağıyor İstanbul'da. O yüzden Karaköy Alpinist mağazasına geldik. Daha evet. Da iyi oldu. Burada elimizin altında bir sürü malzeme var. Hepsini kullanarak gibi. Anlatacağız. Evet. Şimdi en temel malzemeleri anlatalım önce. Çadır, uyku tulumu, mat. Hangisinden başlayalım? Evet, çadırla başlayalım. Tamam. Yolla abi. Ama teker teker. Neyse. Neyse, teşekkür ederim bana ufak bir çadır ilettiğiniz için Caner Bey. Bahar kamplarında 3 mevsim bir çadır tavsiye ediyoruz. 3 mevsim çadırda da en çok dikkat etmemiz gereken şey yağmur. Üst tentede özellikle 3000 metreküp, alt tentede en az 5000 metreküp kriterine dikkat ederek satın almanızı yapabilirsiniz. Şimdi biz bugün MSR çadırları anlatıyor olacağız. Evet, elimizin altında bu var çünkü. Evet. Elimizin altında bu var aynen. Bu çadırla başlayayım. Tamam. Bu senin için. Bisikletçiler için söyleyelim bunu. Evet. Bu bisikletçiler ve de backpacking işte sırt çantalı gezenler için çok hafif. 840 gram. Carbon flex. 840 çift gram. Tente. Çift tenteli yani. Bu kadar hafif olmasına rağmen. Çift tenteli. Bu alüminyum polleri. Caner gelsene anlat abi. Şaka yapıyorum. Adam geliyor. Karşıdan. Doğru. Evet. Evet. Dolayısıyla bu çantayı böyle çok hafif yolculuklar için kullanabilirsiniz. Bisikletle gezenler arasında mesela bikepacking diye bir şey çıktı şimdi. Bikepackingçiler çok hafifliğe önem veriyorlar. Bu tarz çadırı tavsiye ederiz. Ama hani daha konforlu gezeyim derseniz yine 3 mevsim MSR'ın Elixir diye bir modeli var. Bunu da şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunu böyle durduğuna bakmayın. Daha ufak yapabiliriz bunu da. Bayağı bir fiyat çalışması olmuş arkasına yalnız. Fiyat çalışması. Şu an aslında arkamızda duran, kurulu duran çadır da Elixir. O 3 kişiliği, bu 2 kişiliği. Bu da deminden bahsettiğimiz gibi 3000'e 7000 gayet 2 tenteli, işte filesi var vesaire. Yani bahar kamplarına çok uygun. Hem yağmurdan sizi korur hem de hafifliğiyle, kolay kurulumuyla işinizi görür. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, özellikle araçla, arabayla yola çıkacaklar için böyle yer malzeme sıkıntısı yoksa tabii ki daha konforlu olduğu için ben de bunları öneriyorum. Benim de çok küçük bir çadırım var. Motosiklete giderken küçük olanı tercih ediyorum. Evet. Oldu ki arkadaşlar arabayla gidersek yani tabii ki daha büyük olsun, rahat olsun. Çadır büyüdükçe çünkü özellikle bahar aylarında yağmur yağacak. Çadırın içinde vakit geçirmek zorunda kalacaksın. O yüzden daha büyük çadırları tercih etmek gerek. Evet. Biz de bisiklette zaten Elixir 2 modelini kullanıyoruz. İleri 3 mevsim olarak da kullanılıyor. Ne? İleri 3 mevsim. İleri yani 3,5 bu diyelim yani. 2000'e 3000'e çıktığımızda da kurtarır diyorsun. Süper. Harika. Tamam o zaman matla devam edelim. Bunları yollayalım. Baştan çekelim. Yok yok sadece bunları yolluyoruz işte. Geri yolluyoruz sadece. Evet. At kafasına. Atıyorum. Dur kameraya gelmesin. Dur dikkat et. Ben at. Tabii ki. Geldik uyku tulumuna. Evet. Uyku tulumunda aslında iki opsiyonumuz var. Sentetik de seçebilirsiniz. Kas tüyü de seçebilirsiniz. Ama biz kas tüyü kullanıyoruz. Bilmiyorum. Evet. Ben de öyle kullanıyorum. Çünkü az yağ kaplasın. Az yağ kaplasın diye. Hem de çok sıcak tutun tabii ki. O sentetik var. De tutuyor gerçi ya sanki. Yani sentetik de sıcak tutuyor. Evet, ama işte kas yer suyunda hafiflik falan. Ve hacim avantajımız var. Bahar kamplarında derecesi ne olsun? Neye baksınlar şimdi? Konfor düzeyi diye bir şey var uyku tulumlarında. Yani bence bahar kampına gidecek bir kişinin sıfır konfor seçmesinde gayet bence yani faydalı. Biz sıfır konfor seçiyoruz ki ekstrem şeyler de yaptığımız oluyor. Evet. Bile yeterli oluyor aslında. Genelde markalar satarken ekstrem mesela -30 falan oluyor. İşte -30'luk uyku tulumu diye böyle bangır bangır reklam yapıyorlar ama ona bakmıyoruz. Onu demek istiyoruz. Aynen öyle. Mesela şurada da gösterelim. Bu mesela -10, -18 gördüğünüz gibi. Yani ne kadar eksiğe inerseniz aslında uyku tulumunun hacmi de o kadar büyüyor. Sıfır gayet yeterli yani. Burada da mesela alırken biz aslında sanki eksi olmuş gibi düşünelim. Bu -18 gibi değil aslında. Evet aynen öyle. O belli bir süre sizi dayandırabilecek yani derece diyelim. Yani konforta bakalım yani. En alt seviyeye bakmanıza gerek yok. O artık ölüm yani ölüm noktası gibi bir şey oluyor. Tamamen tercih. Sentetiğin bir avantajı var. Yıkanabiliyor. Kas tüyünün yıkanma durumu yok. Bir de olduk ıslatırsanız falan yani hani. O da çok büyük sıkıntı kamp alanında. Aynen. Kas tüyü zaten kesinlikle ıslatılmaması lazım. Bu noktada da çadırımıza tekrar geri dönüyoruz. O zaman bunu yolluyoruz gene. Geldik. Geldik matlara. Tamam. Matlarda birkaç seçenek gösterelim. Birinci seviyeden başlayalım. Tamam.
Bu mesela katlanır bir modeli Thermarest'in. Z-mat dedikleri değil mi? Z-mat dedikleri. Bunun avantajı ne? Hafif ve çok kolay kurulabiliyor. Hemen atıyorsunuz. Şişme falan gibi özellikleri yok. Ama çok yer kaplıyor. Evet ama işte delinse, var. Yırtılsa falan patlama riski yok. Aynen, hiç patlama riski yok. Her yere götürülebilir. Tabii. Dağcılar falan da özellikle böyle matları tercih ediyorlar. Çadır dışında da kullanırsın. Ateş başına yatarsın. Aynen, ateş başında da yatarsın, hı-hı, oturursun, sahilde kullanırsın. Her şeyi yapabiliyorsun. Hı? Şişme matın altına. Tabii şişme, şişme matın altına ekstradan. Gibi, evet. Evet, yani çok böyle dikenli ve taşlı ortamlarda altına ekstradan kullanan kampçılar çok oluyor. Hı-hı. Evet. Buyurunuz efendim. Sırada paranız varsa kendi kendine şişen, içinde bir çeşit sünger var galiba bu matların. Yani siz dışarıda yemeğinizi yaparken çadırın içinde bu matı bırakıyorsunuz, valfini açıyorsunuz ve şişmeye başlıyor. Sıcaklık değeri gayet iyi. Yani bahar ayları için işte 3.8, bunun kendi değerleri var gerçi ama R değeri diye bir şey var. R değeri yaklaşık 3.8 civarında, yani sıcaklık olarak gayet iyi. Burada da yazıyor olması lazım. Ve hacim olarak da gördüğünüz gibi bir şeye göre, katlanır mata göre çok az yer kaplıyor. Her bisikletçi motorcunun hayali. Ha, evet, her bisikletçi motorcunun hayali. Tavsiye ediyoruz bunu, kendi başına şişen matlar. Evet. Buyurun. Şunu da söyleyeyim, şişme yatak değil tabii bunlar. Şişme yatak bambaşka, saçma bir şey. Tabii o ki. Tamamen sizi bahar hallerine bile üşütecek. Yani bir sürü insan çünkü şişme yatak götürüyor rahat edeyim diye. Evet, hem pomposuyla çok, falan pomposuyla, böyle. Hem çok yer kaplıyor hem sizi dondurur. Yani o dondurur, değil. Aynen şişme öyle. Başka bir soru var. Bunlarla deniz yatağı olarak kullanabiliyor muyuz? Çok zekisiniz, evet. Tabii ki. Deniz yatağı da olur. ve artık en üst seviye gördüğünüz daha gibi da çok... parası olanlar için. Evet, daha da parası olanlar için ve tabii ki konfor ve sıcaklık değerine önem verenler için Neo X-Lite, Neo serisi, yani Thermarest'in gerçekten çok güzel, sıcaklık değeri çok yüksek, çok konforlu ve aynı zamanda çok hafif ve çok az yer kaplıyor. Yani aslında en hayalimizdeki... Tam satıcı gibi öyle mi dedin ki? Ama gerçekten çok severek kullanıyoruz biz de bu ürünü. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir de Thermarest'in aslında çok önemli bir özelliği var. Hayat boyu garantisi olan bir mat kestik markası bu. Kestik duygular zengin miyiz? Biraz daha zengin, o daha ucuz. Biz işte bunu bir... bir yerden hediye gelmiş işte. Evet. Çok sevdiğimiz dostlarımız hediye etmiş diyeyim. Bunun bir dezavantajı diyeyim ufaktan. Şişirmeniz gerekiyor gerçekten. O da yani olsun nefes canım, egzersizi. O da olsun, boş ver. Yani bırak, nefes egzersizi. %40, evet. Bunu da valfini açtığınızda, evet. Aynen. Valfini açtığınızda %40'ı, %60'ı yarı kendi yarı kendine olsun, havada. Yarı yarı evet, yarı yarı, tamam. %50'sini kendiniz üfleyebilirsiniz veyahut da tabii ki marka çok güzel bir ürün yapmış. Şöyle çevireyim daha iyi. Ufak, çok ufak bir bu 60 gram. Pompa, 60 grammış yine mini pompa. Bunu da böyle hani takıyorsunuz valfe, siz unutuyorsunuz, o kendi kendine yavaş yavaş şişiriyor, böyle birkaç dakika sonra matınız şişmiş ve hazır oluyor. Bunu da tavsiye ediyoruz. Bu mat manyağı olarak. Mat manyağı olarak, evet. Evet, mat manyağı. Buyurunuz. Bunu şimdi atmayalım, dur. Atmayalım, çok değerli. Evet. Bir şey içer misiniz? Kesin. İçerim, getirirsen tabii kesme, o sırada getir götür kesin falan. Sana diyorum, gelin bir sene şişir yaptım aslında. Son bir kez ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bekle, tamam. Erken. Temel malzemeleri bitirdik. Temel malzemeleri bitirdik. Çadırımız, uyku tulumumuz, matımız, bahar için neler gerekli diye. Bir de çadırımızın altına, hem çadırın altını korumak adına, hem de işte su geçirmezliğini arttırmak için. Su geçirmezliğini arttırmak adına bir çadır altlığı. Buna İngilizce'de footprint, evet, diyorlar. Anlamadım ben ne diyor diyeyim. Evet, footprint diyorlar. Her çadırın aslında kendine has ekstradan satılan ya da bazen ekli de olabiliyor. MSR'larda ekstradan satılıyor galiba. Ya da sesin çıkıyor oluyor bu arada. Çıkıyor, evet. Evet. Bir ürün. Hemen yani dur, şunu da göstereyim. Kimin sesi çıkıyordur, kaçma. Kaçma, şunu şöyle bir, evet. Aradan, sizi sahneye alsaydık, evet, ya. Markada yok. Kamera, kamera arkası şu. Gel abi sen anlat. Yok bir tane. Gel sen anlat yani. Ya bunları var ya, ben deliyim. Metrobüste giderken hep okuyorum, hep bakıyorum, inceliyorum. Oo, harikasın. Böyle acayip okuyorum böyle. Abi sen, evet, çok iyi anlatırsın ya. Gerçekten. Gelsene. Kamera karşısına geçince utanıyorum, kızarıyorum böyle. Çekmeyiz. Yan masadan bir soru geldi. Onu şey, güneşlik olarak kullanabiliyor muyuz? Footprint. Yes sir. Kullanabiliyorsunuz. Her dört tarafında delikleri var. Delikleri var, metal aynen. Metal delikleri ve ağacı etrafına çekip güneşlik olarak, yağmuruk olarak da kullanabiliyorsunuz. O zaman evet. Tarp almaya gerek yok. Footprint'i güneşlik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani imkanınız varsa tarpı da tavsiye ediyoruz, evet, tabii ki.
Ben hiçbirini almıyorum valla dürüstçe. Motorda en az eşya taşımak için sadece uyku tulumu, mat, o kadar çadır. Çadır yeterli. Footprint isterseniz kendiniz branda da yaptırabiliyorsunuz tabii. İlla markanın ikisini almak zorunda değilsiniz. Onu da size bırakıyoruz. Evet. Ama kötü... mümkünse şey yani çadırın evet, tam o dörtgeninde evet. olması gerekiyor. Fazla olduğu zaman su birikiyor ve çok daha kötü bir duruma düşersiniz o zaman. Hiç gerek yok. Tam ölçüsünde. En kötü nalurdan kestiririm bir tane tam ölçüde. Evet. Aynen. Evet. Sonra, tabii ki bunları taşımak için de çanta ihtiyacımız var. Onu da gösterelim. Kesinlikle. Şey karışmış buraya. Ha pardon. Çiçekli bir çanta. Çiçekli bir çanta. Neden mavi çiçekli? Renk. Neden çiçekli? bu Deuter marka bir çanta gördüğünüz gibi. Bu çantanın çiçekli versiyonları aslında bayanlara özel. Bayan demeyelim. Kadınlara özel tasarlanmış. Bu sırt yapısı. Aldın. Aldın mı? Aldım, çok pardon. Mikrofon da gittidir. Tamam, çok pardon. Sırt yapısı yani kadınlar daha ince, omuzlar daha dar, ona göre tasarlanmış. SL diye geçiyor galiba bu model. Eğer çanta alacaksanız, kadınlar için söylüyorum özellikle, lütfen buna dikkat ediniz. Çünkü kadınlarla erkeklerin sırt yapıları birbirinden tamamen farklı. Peki malzemeleri çadıra nasıl yerleştiriyoruz onu da söyleyelim. Var mı senin özellikle uyku tulumu en aşağıda olsun, çadır burada olsun, matı evet, dışarı bağlayalım? Ben şey yapıyorum, şurada bir alt göz nasıl var. Nasıl getirdim soruyu? Evet, bunu daha çok aslında Marco yapıyor ama ben de en azından gördüklerimi anlatabilirim. Bu alt kısımda bir göz var çantanın alt kısmında. Bu göze ben şeyleri koyuyorum. Mat ve uyku tulumunu koyuyorum. Tabii matı sığıyor, küçücük mat olduğu için. Evet, küçücük mat, küçücük uyku tulumu. Konfort olunca, sıfır olunca tabii ki. Bu alt kısmı koyuyorum. Çadırı içeriye koyuyoruz. İçte bir göz var. Çünkü çadır biraz ağır olduğu için sırta yakın olduğunda daha dengeli bir taşıma sağlamış oluyorsunuz. Başka? Öyle, tamam, başka bir şey yok. Bu kadar. Ben genelde motorla gittiğim için hani bu tarz sırt çantası yerine sosis çantalar var, su geçirmez. Evet, yani daha çok onları kullanıyorum ama yürüyüş olacaksa tabii ki böyle çantalar tercih ediyorum. Doğru, aslında şey ripstop yapıyor. Yani mekanik olarak şey sürtünmeleri falan çok dayanıklı bir kumaş bu. Ama yağmurlu zamanlarda bu en altta şuradaki cepte yağmurluğu var. Bu şekilde bu yağmurluğu çantaya tamamen geçirebiliyorsunuz. Hı. Tamam, temel malzemelerimizi bitirdik. Nasıl evet. taşınacağını da bitirdik. Evet. Sırt çantası, bisiklet, motor bunlar da gerçekten hafif malzeme ve az hacim kaplayan malzemeleri evet. tercih etmenizi evet. şiddetle eklemek tavsiye ederiz. Bilgisayar gözü var onun orada. O da var içeride aynen. Bilgisayarı koyabiliyorsunuz. Evet. Tamamdır. Bunu tamamdır, da evet. atmak istiyorum ama atamıyorum. Evet. Caner yarım saattir içtik diye oradan bize söyleyip duruyor. Hemen evet. içtiği söyleyelim. Tamam. Önce içlik tabii evet, ki. Önce içlik. Önce içliksiz içlik, olmaz. İçliksiz olmaz. Ne dedik? Çadır, uyku tulumu, mat ve içlik diyorduk. İçlik evet. Hatta önce içlik ondan sonra önce çadır, uyku tulumu, mat. Uyku tulumunun içinde mutlaka içlik. Evet, uyku tulumunun içinde. Normal giysilerimizle girmiyoruz arkadaşlar. Kokan, pis, günlük kıyafetlerimizle girmiyoruz. Ne yapıyoruz? Alt ve üst içliğimizi alıyoruz ve onlarla temiz temiz giriyoruz. Evet, kıyafetlerle girmiyoruz. Gerçekten burası kritik. İnsanlar genelde çünkü ateş başı ısınıyor. Ben hiç üşümeyeyim bu üstümdeki kıyafetlerle. Tulumu o duman diyor. Kokusuyla vesaire evet. ama uyku tulumu o kadar yıkanan bir şey değil yani ömrünü azaltırsınız. Kesinlikle içliğinizi alıyorsunuz hem sıcacık tutuyor, evet. ısı kaybına evet. engelliyor. Isı yalıtım bakımından da bu üstümüzdeki kıyafetlerle girmek yanlış zaten. Kesinlikle öyle. O yüzden en iyisi böyle bir bunu gecelik gibi düşünebilirsiniz evet. güzelce giyip. Caner anlattık mı güzel oldu mu? Tamam ben gidiyorum. Uyku tulumun eğer boyu size uygun değilse hani boş kısımları varsa ayak kısımları da oraya polar gibi şeylerle sıkıştırın. En azından hem boş yer kalmamış olur bir de sabah kalktığınızda sıcak kıyafetleriniz olur en azından. Evet. Aslında uyku tulumu ve mat seçerken kesinlikle boy ölçülerinize dikkat etmeniz lazım. Yani ufak boylu birisinin gidip large size'da bir uyku tulumu evet. ya da mat almaması gerekiyor. Bunların da ölçüleri var. Tabii. Ya da arkadaşım uyku tulumu çok iyi deyip ama hemen onu alırsan hani. Evet. Yani öyle durumlar doldur. Yaşanıyorsa doldurun evet. Yoksa ısı kaybı yaşanacak. Bir de ne diyor? Ya da bağlayacağız değil mi? Evet. Ya da bağlayacağız. Evet. Oradaki boşluğu evet, kapatacağız. Ne kadar boşluk evet. o kadar üşüme evet. diyoruz. Bir de en büyük hata tabii ki insanlar kafasını uyurken açıyorlar. Evet. Asıl evet ısı kaybı oradan yaşanıyor. Sen tulumun ne kadar iyi olursa olsun mattan kayarsan ya da uyku tulumundan kafayı çıkartırsan üşürsün. Kesinlikle o ısıyı uyku tulumunun içine hapsetmemiz Hı-hı. gerekiyor. O yüzden sadece yüzümüz mümkünse kalsın. Evet, gerek olan her yer uyku tulumunun içinde böyle sıkıca ısı kaybını evet. engelleyecek şekilde. Eğer ben daralıyorum. Evet yerine dikkat etsin. Bok etin abi. Adı sözü senin sesin çıkacak. Kesemeyeceğim üst telefonu. Allah'tan mikrofon bize doğru. Ama yok yani. Alıyor alıyor. Alıyor. Neyse komik bir video olacak. Sağ ol. Bir de ENDR var. Anlaşacağız onu tamam. Evet. Onu getir. Kampa gelecek. Siz bilmiyorsunuz. Eğer ben uyku tulumuna daralıyorum, tamamen kapanamıyorum dersen de bu sefer bereyle at derim ben de sana.
Evet, çok mantıklı. O da alternatif şey olsun. Tamam, peki o zaman. Şurada atalım cıların kafasına, evet, kafasına kesinlikle. Şöyle. Evet, kesinlikle. Bütün içlikler sende. Şimdi metali ben atacağım. Süper.